Aa, Melek hala mı ağlıyorsun? Yapma kızım, yapma. Bak, bu gözyaşların Memo'yu geri getirmez yavrum, getirmez. Anne sen ne yapıyorsun ya? Bırak geçsin içeri, ben yaparım onları. Şunları çalkalayıvereyim dedim. Tamam, bırak bana. Ha, bana bak, şu da şeyin, Perihan'ın tabağı. O da tabak boş gitmez de. Şu kurabiyelerden koyayım birkaç tane. Ona götürelim. İyi tamam, bırak ben veririm onu. Ayaz zaten dışarısı. Hı? Bırak ben götürürüm. İyi tamam. Hadi peki sen götür bakalım. Al, hem de bir dolaşmış olursun. Açılırsın şöyle. Tamam, bunu belleme. Yaparım ben gelince, tamam. Yapma kızım böyle, yapma kızım. Canım pahasına arzu ettiğim tek bir şey var Melek. Oğluma kavuşmak. İnşallah. İnşallah. Ve onu kaçıran her kimse onunla karanlık bir sokakta bir gece yüz yüze kalabilmek. Tam da hayal ettiğin gibi değil mi? İşte o karanlık sokak karşında da ben. Tıpkı tarif ettiğin gibi. Hayal ettiğim bu değildi Melek. Neden geldin o zaman? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey seninle ilgili hayal ettiğim şey bu değildi. Bizimki yani yaşadıklarımız bir masal gibiydi. Zaten bu masalın sonunu mutlu hayal etmek aptallıktı belki de. Ben bu masalın sonsuza dek sürmesini istiyorum. İstiyordum. Keşke. Ama olmadı işte, büyük bozuldum. Ben burada, bu mahallede nefes almaya devam edeceğim. Yaşamak demiyorum çünkü Memo olmadan benimkine yaşamak denmez. Artık Memo yok. Sen de yoksun. Bizim masamız bitti Onur.